Sadece orası çıkıyor. Sen tamam. Ne niye yapmıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Denemeyin. Bizi arıyordu. Şu an çalışmıyor abi, çalışmıyor. Ankara girer mi diyor? Kapattı siz sosyal kartları. Sabah işten çıktı, evden çıktım, işe gidiyordum. Dedim bir ATM'ye uğrayayım, bir bakayım hele çocuk maaşımız var mı yok mu diye. Gittim, uğradım. Karşı ATM'deki rakamı görünce şoka oldum. Ne kadar çıktı? 23.500 TL çıktı. Normalde size yatırılan ne kadar? Normalde yatırılan 150-200 lira. Hani benim hakkım olmadığını düşünerek paraya hiç dokunmadan 400 lirasını çektim. Getirdim hepsini burada tekrar hepsini PTT'de müdür beye komple teslim ettim. Bu para hani bize helal gelmez gibisinden biz hepsini iade ettik. Komple iade ettik. PTT yetkilileri size bir şey soruyor. PTT yetkilileri. Yok PTT yetkilileri olabilirdi de Ankara'dan olabilir. Yanlış bir hesap sıfırları fazla atılmış olabilir. Biz de duyarlı olduk. Biz de duyarlı düşünerek getirip paramızı komple teslim ettik kendilerine. Yetkililere teslim ettik. Köyde oturuyorum. Bu sabah öğrenci servisi yaparken ATM'ye uğradım. Öğrenci maaşım yatmış mı yatmamış mı diye. Baktığımda çok yüklü bir meblağ 15.400 lira para gözüküyordu. Ben kalkıp bu parayı çektim. Getirip PTT'ye yetkililere teslim ettim. Dedim hakkım olmayan bir para. Yani bu kadar yüklü para yardım olmaz diye düşüncesiyle getirip yetkililere teslim ettim. İşe gittikten sonra arkadaşlardan izin aldım. Dedim bankaya kadar gideceğim, öğrencilerim vardır diye. Onlar bankaya gittim. Hesaba baktığım zaman tüsü bir para çıktı içinden. Ben de şaşırdım. 2000 lirayı falan çektim. Ondan sonra tekrar yine kartı taktım. Yine şey yaptım, yine içinde fazla miktarda para var. 2000 lirayı çektim. Tekrardan içim el vermediği için zaten devletimiz zaten zor durumdadır. Tekrardan HTT'ye geldim. Parayı geri iade ettim. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bunu duyarlılığımız için tekrardan postanemize ve devletimize geri iade ediyoruz. Bak.